İhanete uğrayan bir adam. Kleber adındaki gemimiz limanda demirlemiş. Karşımda duran nefis Gorgie körfezine hayranlıkla bakıyorum. Yüksek dağlar ormanlarla kaplı. Uzakta kumsal, altın tozu serpilmiş gibi pırıl pırıl. Güneş küçük şehrin beyaz evlerin üstüne ateşten şelalesini döküyor. Sıcak Afrika meltemi Sahra kokuları getiriyor. Kuzey insanına büsbütün yabancı, büyük bir ülkenin bu esrarlı kokusu ciğerlerime doluyordu. 3 aydan beri bu hayal aleminde avare avare dolaşıyordum. Develerle, deve kuşlarıyla, ceylanlarla, su aygırlarıyla, gorillerle, zencilerle içli dışlı oldum. Üstlerindeki uzun, beyaz giysiler nedeniyle beyaz yaprak bayraklar gibi uçuşup giden Arap atlıları gördüm. Siyah çadırlarda ve sahra kuşlarının tünedikleri ıssız sığınaklarda gecelediğim yok oldu. Sonsuz gök kubbenin hayalleri ve rüyalarıyla baş başa yaşadım. Şimdi son durak o giden ayrılıp Paris'e dönmek bana ağır geliyor. Paris güzellikler şehri, gürültü, patırtı, dedikodu şehri. Burada bir bulup bir kaybettiğim ve daima derin özlemle arayacağım güzel şeyleri bırakıp Paris'e dönmek bana hüzün veriyor. Bir kayık filosu gemimizin çevresini sardı. Bunlardan birine atladım. Siyahi küçük bir çocuk küreklere asılarak kısa zamanda beni sahile çıkardı. Rıhtım. Eski bölgenin girişindeydi. Kabile mahallesinin giriş noktasında kül renkli harabeler antika bir asalet arması gibi duruyor. Valizim elimde ayakta duruyor. Limanda demirli gemimize bakıyorum. Bu harikulade güzel sahil manzarası, etekleri mavi dalgalarla yıkanan dağ silsilesinin meydana getirdiği daire biçimi ki bence Napoli'ninkinden daha güzel, Korsika'nın Ajakosya ve Portos'u kadar güzel. Beni büyülemiş gibiydi. Bu sırada ağır bir el omzuma dokundu. Dönüp baktım. Yanımda uzun boylu, uzun sakallı, hasır şapkalı, beyaz fanilalı bir adam duruyordu. "Siz," dedi, "benim okul arkadaşım değil misiniz?" "Olabilir," dedim. "Adınız nedir?" "Trimolin canım. Trimolin'i ne çabuk unuttunuz." "Vay, Trimolinciyim. İlk bakışta nasıl da tanıdım değil mi?" Süpürge sakalı yanaklarıma sürtünmeye başlamıştı. Beni görmekten öylesine mutlu ve sevinçli görünüyordu ki onun bu sevgisi beni de etkiledi. Ben de süpürge sakalı yanaklarıma sürdüm. Okul sıralarında tam 4 yıl arkadaşlık etmiştik Trimolin ile. Dal gibi ince uzun bir delikanlıydı. Kocaman bir kafası vardı. Bu dar omuzların ve ince bacakların bu ağır kafayı nasıl taşıyabildiğine hep şaşardık. Çok zekiydi. Bir o kadar uysal, harika denecek kadar güçlü bir uyum ve seziş yeteneği vardı. Edebiyat derslerinde daima sınıfın birincisiydi. Şiirler yazardı. Günün birinde onun ünlü bir şair olacağına inanırdık. Babası eczacıydı. Geçimleri iyiydi ama zengin de sayılmazlardı. Okuldan sonra onu bir daha görmedim. Dedim, "yıllardır kayıpsın. Ne yapıyorsun burada?" Gülerek cevap verdi. "Çiftçilik yapıyorum. Yani ekip biçiyorum, ürün alıyorum." "Ne ürünü?" "Üzüm. Üzümden de şarap elbette. İşler yolunda desene." "Tanrı'ya şükür." Koluma girdi. "Otele mi gidiyorsun?" "Evet." "Beni bulduktan sonra da mı?" "Ama aması maması yok. Bize gideceğiz." "İtiraz kabul etmem," dedi.
Bizi gözleriyle izleyen siyahi çocuğa, "Ali, beyefendinin valizini al, bizim eve götür," dedi. "Baş üstüne efendim." Çocuk valizimi kaptığı gibi tozu dumana katarak uzaklaştı. Yolda giderken Trimol'in yolculuk hakkında ne düşündüğümü inceden inceye sordu. Verdiğim heyecanlı cevaplardan çok duygulanmış görünüyordu. Eski bir Fas eviydi oturduğu ev. Sokağa bakan tek bir penceresi yoktu. Buna karşılık geniş bir avlusu ve çatıda şahane bir terası vardı. Buradan komşu evlerin terasları, körfez, ormanlar ve dağlar görünüyordu. "Benim için ideal bir ev," diye bağırdım. "Böyle bir evde insan bütün doğuyu kucaklayabilir. Şanslı adamsın." "Teşekkür ederim. Kim bilir bu terasta ne güzel geceler geçirmişsindir. Bütün yaz süresince hemen hemen her gece burada sabahlarım. Yemekten sonra limanda sandalla uzun bir gezinti yaptık. Dönüşte Trimol'in "Uykun var mı?" diye sordu. "Yok," dedim. "O halde terasta biraz çene çalabiliriz." "Hay hay." Terasa çıktığımız zaman ay dağların ardından yükseliyordu. Nefes kadar hafif ve ılık rüzgar sahra kokuları getiriyor. Bütün bir gün sıcaktan cayır cayır yanmış bir esrarengiz beldenin tatlı serinliğini ortalığa yayıyordu. Çevremizde dört köşe çatılı evler beyaz bir şelale gibi denize doğru akıyor. Teraslarında küçüklü büyüklü, kadınlı erkekli insanlar yünden yapılmış uzun yerel giysilerine bürünmüş, ayakta ya da yere uzanmış yıldızlara karşı hayal kuruyorlardı. İçimde bütün Bağdat ve binbir gece masalları canlanıyordu. Peygamberin mucizeler haber verdiklerini duyuyor, saray teraslarında ipek şalvarlı sultanların sere serpe uzandıklarını, buğurdanlardan tüten dumanların cin peri şekillerini alıp havada dağıldıklarını görür gibi oluyordum. Tekrar ettim. "Böyle bir evde oturduğun için seni tebrik etmiştim. Şimdi sana gıpta ettiğimi söylemekten çekinmeyeceğim." Hüzünlü bir sesle cevap verdi. "Tesadüf sürükledi beni buraya dostum." "Tesadüf mü?" "Evet, tesadüf ve felaket." "Mutsuzsun demek." "Hem de nasıl." Ayakta duruyordu. Bornozuna sarılmış uzaklara bakıyordu. Sesinde bir hıçkırık sezinledim ve ürperdim. "Bana anlatamaz mısın?" "Seni boş yere üzmek istemem." "Anlatırsan içini dökmüş, ferahlamış olursun." "Mutlaka anlatmamı istiyor musun?" "İstiyorum." Bir iki saniye sustuktan sonra "Pekala," dedi. "Dinle öyleyse." Okuldayken ne kafada bir adam olduğumu hatırlarsın. Ecza dolabında yetişmiş bir şair taslağıydım. Kitaplar yazmayı hayal edip dururdum. Doktora tezimden sonra denemedim değil bunu. Bir şiir kitabımla bir romanım basıldı ama satılmadı. Bir piyes yazdım, oynanmadı. Derken bir kıza tutuldum. Bizim eczanenin yanında bir terzi dükkanı, dükkan sahibinin de bir kızı vardı. Bu kızı sevdim. Yüksek öğrenim yapmıştı. Zeki kızdı, çok canlı ve hareketliydi. Fiziği, kafası ve kabiliyetiyle bağdaşıyordu. 20 yaşını aşkın olduğu halde 15'inden fazla göstermiyordu. İnce yüz ve vücut çizgileriyle bir sulu boya resmi kadar tatlı ve çekiciydi. Ağzı, burnu, maviş gözleri, kumral saçları, gülüşü, elleri, boyu, posu, bütün bunlar sanki açıkta değil,
bir vitrinde sergilenmek için yaratılmıştı. Bununla beraber inanılmayacak kadar dinamik ve canlıydı. Fena tutulmuştum. 2-3 kez Lüksemburg bahçesinde Medici çeşmesi çevresinde tur attık. Hayatımın en mutlu günleriydi. Bir erkek bir kadına tutulunca dünyada ondan başka varlık tanıyabilir mi? Başka varlık şöyle dursun. Gözüm dünyayı görmüyordu. Nişanlandık. Ona ileriye dönük tasarlarımı açıkladım. Bunları küçümseyen bir tavırla dinledi. Benim bir şair, bir romancı, bir piyes yazarı olabileceğimi inanmıyordu. Bunları bırak da tüccar olmaya bak diyordu. Para ve mutluluk ticaretle gelir. Onun öğüdünü dinledim. Kitap yazmaktan vazgeçerek kitap satmaya karar verdim. Evlendikten sonra Marsilya'ya taşındık. Bir kitapçı dükkanı açtım ve işe başladım. 3 yılımız pek mutlu geçti. Dükkanımız edebiyatla ilgilenenlerin uğrağı olmuştu. Şehrin bütün aydınları burada toplanıyordu. Kitaplar üstüne tartışmalar yapılıyor, bol bol da politikadan söz ediliyordu. Satışı idare eden karım şehirde iyi bir şöhret yapmıştı. Bana gelince çoğunlukla bu işlere karışmıyordum. Edebiyatçılar ve politikacılar dükkanda çene çalarlarken ben döner merdivenle çıkılan birinci kattaki odamda çalışırdım. Onların seslerini, tartışmalarını, gülüşmelerini dinlerdim. Çok ilginç konularda merdivenden sarkarak konuşulanlara kulak verirdim. Karımdan gizli yeni bir romana başlamıştım. Bitirmek kısmet olmadı. Dükkana sık sık gelenler arasında şunlar vardı. Montina, uzun boylu, güneyli, civa gibi bir delikanlı. Esmer güzeli, tatlı bakışlı bir zampara. Rivayete göre mallarının geliriyle geçiniyormuş. Monsieur Barbut, yargıç, iki tüccar, Fuykül ve Labraque ile General Marki ve Fleci. Bu sonuncusu Kralcılar Partisi'nin başkanıydı. Nüfuslu adamdı. 66 yaşındaydı. Kısacası işler tıkırındaydı ve ben mutlu, çok mutluydum. Bir gün öğleden sonra saat 3'e doğru Saint Ferrol Caddesi'nde geçiyordum. Bir kadının bir kapıdan çıktığını gördüm. Karıma o kadar benziyordu ki şayet onu 1 saat önce dükkanda baş ağrısıyla yara hasta vaziyette bırakmamış olsaydım hiç tereddütsüz odur diyecektim. Önümde hızlı hızlı yürüyor, hiç arkasına bakmıyordu. İster istemez ben de adımlarımı açtım. Bir taraftan da düşünüyordum. Ben aldanıyorum. O olamaz. Bu imkanı yok, olamaz. 1 saat önce baş ağrıyordu. Bu durumda dükkandan çıkamazdı. Hem hiç tanımadığım bir evde ne işi olabilirdi? Ama merakım üstün geldi. Ona yetiştim. Ayak sesimi mi tanıdı, yaklaştığımı mı hissetti? Ne birdenbire döndü. Yanılmamıştım. Karım karşımda duruyordu. Beni görünce hafiften kızardı, durdu, gülümseyerek. "Aa, sen misin?" dedi. İçim sıkılmıştı. "Evet, ne zaman dışarı çıktın? Başın ağrısı geçti mi?" dedim. Tam hemen geçmedi. Biraz dolaşıp hava alayım dedim. "Nereye gittin?" "Lacoste'a kadar uzandım. Hem bir kurşun kalem siparişi vardı da." Açık açık yüzüme bakıyordu. Yüzünün kızartısı geçmiş, bu kez hafiften sararmıştı. Gözleri, ah bu kadın gözleri, masum masum parlıyordu. Ama o gözlerin belli belirsiz ve acı acı yalanla dolu olduklarını hissettim. Karşısında mahcup, sıkılgan ve tutuk duruyordum. Hiçbir şeyden şüphelenmeye cesaret edemiyordum. Ama yalan söylediğinden emindim. Niçin?
bilmiyordum. Sadece baş ağrının hafiflediğine memnun kaldım diyebildim. Eve mi dönüyordun? Evet. Ondan ayrıldım. Yalnız başıma yoluma devam ettim. Ne oluyordu? Kesinlikle yalan söylediğini düşünüyordum. Ama şimdi bu yalana inanmak istemiyordum. Öyle ki akşam yemeği için eve döndüğüm zaman bir an onun samimiyetinden şüphe ettiğim için kendi kendimi suçlamaya başlamıştım. Sen hayatında kıskanç oldun mu hiç? Bu zahiri tattın mı bir kez? Ben tattım işte. Kıskançlık damlası kalbime düşmüktü. Bunlar ateşten damlalardır. Karımın o evden çıkışını hiçbir geçerli nedene bağlayamıyor, hiçbir varsayımda bulunamıyordum. Yalnız yalan söylediğini biliyordum. Düşün ki her akşam el ayak çekilince dükkanda baş başa kalıyordum onunla. İster iyi havalarda limana kadar uzanalım, ister kötü havalarda eve kapanıp çene çalalım, mutlaka baş başa kalıyorduk. Baş başa kalınca hemen o an kalbimin içindekileri dökmeye alışmıştım. O benim hayatımın bir parçası, en büyük parçasıydı. Tek zevkim, tek neşem, tek mutluluğumdu. Küçük avuçları içinde benim varlığımı, kendisine tapınan kalbimi sımsıkı tutuyordu. Şüphelerimin henüz kesinleşmediği ilk günlerde kendimi hasta, yıkılmış ve donmuş hissediyordum. Üstüme garip bir üşüme gelmişti. Hiç durmadan üşüyor ve ürperiyordum. Niçin yalan söylemişti? Bu eve ne yapmaya gitmişti? Bu sorunu çözmek için kalktım, bu eve gittim. Soruşturmalar yaptım. Birinci katta bir yorgancı oturuyordu. Bana diğer kiracılar hakkında bilgi verdi. Ne çare ki bir ipucu bulamadım. İkinci kata bir ebe, üçüncüde bir terzi ve manikürcü, çatı kısmı katında da aileleriyle birlikte iki arabacı oturuyordu. Niçin yalan söylemişti? Oysa terziye ya da manikürcüye gittiğini pekala söyleyebilirdi. Bu terziyi ve manikürcüyü sorguya çekmek istedim ama onları da şüphelendirmekten çekindim. Uzun lafın kısası, bu eve gitmişti ve girdiğini benden gizlemişti. Niçin? Kendi kendime açıklamalar yapıyor, makul nedenler arıyordum. Acaba bu gizlilikte kötülükle hiçbir ilgisi olmayan bazı nedenler bulunamaz mıydı? Örneğin birisi hakkında bilgi almaya gitmiş olamaz mıydı? Yok yere kendisinden şüphe ettiğim için kendi kendimi suçluyordum. Hepimizin buna benzer ve iç dünyamızla ilgili küçük, masum sırlarımız yok mudur? Bu sırlar kimseyi ilgilendirmez ki. Bir erkek bir genç kızla evlenir. Bu kızın evlenmeden önce ya da evlendikten sonra yapacağı her şeyden kendisini günü gününe, saati saatine haberdar etmesini ne akla isteyebilir? Evlilik tüm özgürlükleri, bağımsızlıkları silmek, ortadan kaldırmak anlamına gelebilir mi? Kadın kocasına haber vermeden bir terziye gidemez mi? Çatı katına sığınmış fakir bir arabacı ailesine gizlice yardım edemez mi? Kocasının bilmediği bir eve gittiği için mutlaka suçlu olması mı gerekir? Benim kinci ve şüpheci huyumu bildiği için belki de herhangi bir tartışmadan kaçınmak amacıyla bu ziyareti benden gizlemişti. Elleri çok güzel, çok düzgündü. Bu düzgünlük kafamda bir şimşek çaktırdı. Tamam. Mutlaka manikür yaptırmak için gitmişti o eve. Evet, manikürcüye gitmişti ve ev ekonomisinde çok tutumlu olduğu için gereksiz ve tutumluluğuna aykırı olan bu masrafı, bu ufak lüksü benden gizlemişti. Belki de gözümden düşeceğinden korkmuştu. Kadınların ruhlarında buna benzer nice ufak hileler, incelikler saklıdır. Onu haklı ve masum çıkarmak için yaratmaya çalıştığım bütün bu nedenlere rağmen
Kıskançlığımı yatıştıramıyordum. Çünkü kıskanmıştım bir kez. Kıskançlık zehri içimi kemiriyor, beni yiyip bitiriyordu. Henüz bir şüphe değildi bu ama yine de şüpheydi. Korkunç, yırtıcı bir acı burkuyordu içimi. Henüz üstü örtülü bir düşünceydi ve ben bu örtüyü kaldırmaktan korkuyordum. Altında dehşet verici bir gerçek bulabilirdim. Bir aşık, evet bir sevgili, bir flört. Düşün be hey budala. Bu kadar güzel, bu kadar çekici bir kadının bir flörtü olamaz mı yani? O kadar imkansız bir şey mi bu? Sonra Montina gözümün önüne geliyordu. Bu parlak saçlı, iri cüsseli, yakışıklı ama soğuk oğlanın sürekli karımın yüzüne güldüğünü düşündükçe belki de flörtü budur diyordum. Böyle diyor ve nasıl başladıklarını hayalimde canlandırıyordum. Önce bu kitabın üzerine eğilmişler, bir aşk konusunu tartışmışlar, sonra bu aşk konusundan kendilerine bir pay çıkararak bunu kendi aralarında uygulamaya başlamışlardı. Bir erkeğin taşıyabileceği en büyük dayanıklılık ve en ağır işkencelerle her ikisini yakalayıp parçalayacağım bir av gibi göz hapsini almıştım. Ses çıkarmadan kendilerini izleyebilmek için lastik ayakkabılar giyiyordum. Artık bütün günlerim döner merdiveni inip çıkmakla geçiyordu. Onları suç üstü bastırmak istiyordum. Bazen ne yaptıklarını görmek için merdivenin trabzanından aşağı sarkar, sonra anormal bir şey yapmadıklarını görünce geri çekilirdim. Kitaplıkta çalışan memurlar işlerini bitirip çıkınca Montina da karımı gülümseyerek selamlıyor, sessiz sedasız çekilip gidiyordu. Benim için yaşamak değildi bu artık. Her an ıstırap çekmekti. Hiçbir şeyle uğraşacak halim kalmamıştı. Sokağa çıksam 100 adım uzaklaşmadan Montina mutlaka gelmiştir diyerek geri dönüyordum. Gelmediğini görünce tekrar çıkıyor ama yine artık daha fazla geç kalamaz. Şimdi herifi dükkanda bulacağım düşüncesiyle ikinci kez dönüyordum. Bütün günlerim bu bekleyişlerle, bu işkencelerle geçiyordu. Gece hayatım daha da işkenceli oluyordu. Karım yanı başımda oturuyor, yatıyordu. Uyuyor ya da uyur gibi görünüyordu. Gerçekten uyuyor muydu? Hayır, bu da yalandı. Yatakta sırtüstü uzanarak hareketsiz duruyor, onu gözlüyordum. Ah, nasıl iğrenç ve nasıl güçlü bir istekle kavrulduğumu bir bilsen. Yavaşça kalkmak, bir çekiç alıp gelmek, kafasını yarıp içindekileri görmek mi? Kanla kaynayan bir beyinden başka ne görebilirdim ki? Hiç. Bu sır onun beyninde değil, gözlerindeydi. Gözlerinin içindeydi. Bu gözlere bakarken çıldırmaktan korkuyordum. Bana saf saf, masum masum bakan yalancı gözlere insan bu kadının gözlerinin ardında neler gizlendiğini keşfedebilir mi? Ben onların içine iğneler batırmak istiyordum. Yalancı parlaklıklarını yok etmek için. Ah, Engizisyon işkencelerin ne demek olduğunu şimdi anlıyorum. Ellerini demir kıskaçlar içine kıstırarak bükecek, bükecek. Anlat diye bağıracaktım. Konuş, itiraf et, yoksa konuşmadığını görünce de bu kez demir kıskaçtan daha sertleşmiş parmaklarımı boğazına geçirip çırpmaya başlayacaktım. Fırıldadığını, boğulduğunu, geberdiğini göre göre sıkacaktım. Konuş, konuş, itiraf et. Hala konuşmayacak mısın? Dur öyleyse. Ver parmaklarını kızgın bir ızgaraya bastıracak ve parmaklarının uçlarını ağır ağır kebap yapacaktım. Konuş, konuş diyorum, itiraf et. Nihayet bu işkenceye dayanamayacak, dili çözülecekti. Primolin yumruklarını sıkarak doğrulmuş, avaz avaz bağırıyordu. Komşu teraslarda gölgeler kımıldanıyor,
Uyuyanlar uyanıyor, bağırışmalardan tedirgin olanlar homurdanmaya başlıyorlardı. Bu feci öykü beni de derinden etkilemişti. Bu küçük kumral kadın, bu hilekar yaratık gözlerimin önünde canlanıyordu. Kitap sattığını, erkeklerle gülerek, cilveleşerek konuştuğunu, onları tahrik ettiğini, heyecanlandırıp baştan çıkardığını görüyordum. Benim de erkeklik damarlarım kabarmıştı. Ben de Trimolin gibi onun boğazını sıkmaya, parmaklarını ateşte kebap yapmaya hazırdım. Trimolin daha sakin bir sesle devam etti. Niçin anlatıyorum sana bunları bilmem. Şimdiye kadar hiç kimseye açılmadım. Çünkü 2 yıldır hiç kimseyle sohbet etmedim bu diyarda. Acılarımla baş başa yaşadım. Bu olay bir çamur gibi kaynıyordu içimde. Lağım gibi kokuyordu. İlk kez içimi boşaltıyor. İlk kez sana açılıyorum. Anla beni. Kısacası aldatılmıştım. Kelimenin tam anlamıyla benimle oynanmıştı. Artık bu işin su götürür yanı yoktu. Hiçbir yanı. Dinle. Aldatılan kocaların formülüne başvurdum. Başladım evden uzaklaşmak için nedenler icat etmeye. Karım meydanı boş bulunca daha serbest, daha ölçüsüz davranacaktı elbette. Ben evde yokken dışarıda yemek yediğini biliyordum. Nerede yemek yediğini tespit ettim ve lokanta garsonunu parayla satın aldım. Herif olanı biteni saati saatine bana haber verecekti. Bu tuzağı böylece kurduktan sonra kafam yine çalışmaya başladı. Satılmış garson tam zamanında karımla flörtünün kapandıkları odanın kapısını açacaktı bana. Onları gebertmek için şimşek hızıyla odaya dalacak, üstü kadehlerle, şişelerle, tabaklarla dolu küçük bir içki masası görecek, onları karşı karşıya içer ve cilveleşirken yakalayacaktım. Beni görünce şaşkınlıklarından donakalacaklardı. Ben beraberimde getirdiğim demir bastonu var gücümle adamın kafasına indirecektim. Bu darbe öylesine öldürücü olacaktı ki adam gık bile demeden masaya kapanacaktı. Karımı temizlemeden önce ona birkaç saniyelik bir zaman bırakacaktım. Korkusundan deli gibi olacaktı. Suratı mosmor kesilecek, boğazından hırıltıya benzer boğuk bir ses çıkacak, yuvarlanıp fırlayan gözleriyle, uzanmış kollarıyla bana doğru atılmak isteyecekti. Ben birkaç saniye onun bu yıkılışını derin bir hazla seyredecek, sonra bastonu kafasına indirerek onun da işini bitirecektim. Beni vahşi ve gaddar buluyorsun değil mi? Sen bilmezsin bunu, bilemezsin. Sevilen bir kadının eş ya da metres bir başkasına kendisini vermesinin, sana teslim olduğu gibi bir başkasına teslim oluşunun, senin dudaklarını öptüğü gibi bir başka erkeğin dudaklarını öpmesinin ne demek olduğunu anlayamazsın. Korkunç bir şeydir bu. İnsan bu işkenceye tutulunca her şeyi yapacak hale gelir. İhanete uğrayan erkeklerin daha sık katıl olmalarına şaşarım ben. Öldürmek ve ihanete uğrayanların çıldırıp sayıklaması aynı zamanda en vahşi zevktir. Plan eksiksiz uygulandı. Lokantaya geldim. Buradalar mı diye sordum. Satılmış garson evet dedi. Beni bir merdivenden çıkardı. Bir kapı gösterdi. Burası dedi. Bastonumu kavradım. İçeriye daldım. Tam zamanında gelmişim. Sarmaş dolaş öpüşüyorlardı. Ama erkek Montina değildi. General de Ferş'ti. 66 yaşındaki General de Ferş. Ben ötekini, Montina'yı beklerken bu karşılaşma kanımı dondurdu. Beynimden nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Gayet Montine ile karşılaşsaydım bir ölüm kasırgası esecekti bu odada. Ama bu yanakları sarkık, göbekli ihtiyarın karşısında sadece iğrençlik kasırgası boğdu beni. Karım, 15 yaşında görünen körpe karım, bu kokmuş adama,
bu leş herife kendisini teslim etmişti. Neden? Çünkü o bir markiydi, bir generaldi. Tahtlarından kovulmuş kralların dostu ve onların temsilcisi. Hayır, neler hissettiğimi bilmiyorum. Neler düşündüğümü bilmiyorum. Ben bu ihtiyarı dövemezdim, öldüremezdim. Aman Tanrım, ne iğrenç, ne utanılacak bir durum. Hayır, artık karımı öldürme isteği de yok olmuştu içimde. Sadece ona benzeyen ve buna benzer çirkef işlere karışan bütün kadınları öldürmek, parçalamak hırsıyla titriyordum. Artık kıskanç değildim. Bir deli, bir çılgın, bir durgandım. Namussuz bir kadının yaşlı kocası veya flörtü hakir görülür ama genç, güzel bir kadının yaşlı flörtü sadece ve sadece iğrençtir. Bu orospular herkesin malıdırlar. Yaşlı, genç, güzel, çirkin kimi bulurlarsa, karşılarına kim çıkarsa kendilerini teslim ederler. Çünkü meslekleri budur. Sattıkları şey bir metadır. Cebinde parası olan herkes bu metaya istediği an sahip olur. Primolin yıldızlık gök kubbe altında eski çağlardaki bir peygamber gibi bağırıp çağırıyor. Kudurgan bir öfkeyle yaşlı hükümdarların kutsanmış rezaletlerini, yaşlı kocalara varan bakirelerin saygıyla karşılanan namussuzluklarını, pörsümüş dudaklardan öpücükler toplayan kaldırım yosmalarının hoşgörüyle karşılanmış rezilliklerini haykırıyordu. Dünya, dünya olalı, gelmiş geçmiş bütün düşkün kadınların adları dile geliyordu onun ağzında. Hayvanlar gibi erkeğin yaşlısını, gencini ayırt etmeden, kendilerini teslim eden düşük, pespaye dişliler kafilesi, Agar, Rut, Lüt kızları, Esmer, Abigail, Davut peygamberi ölüm halindeyken okşamalarıyla canlandıran Sunam ve bütün diğerleri. Zayıf, şişman, beyaz, esmer, soylu, pespaya her boydan. Her tabakadan efendilerin kapatmaları, gözdeleri, karıları, sevgilileri hayalimde resmi geçit yapıyordu. Sordum. Ne yaptın sonra? Hiç diye mırıldandı. Kaçtım oradan, buraya geldim. İkimiz de sustuk, uzun uzun hayallere daldık. Bu geceden bende unutulmaz bir anı kaldı. Bütün gördüklerim, duyduklarım, dinlediklerim ve özellikle komşu çatılarda kımıldayan hayaletler arasında dinlediğim acı bir öykü. İnsan uzun yolculuklarda nelerle karşılaşıyor?